İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, gönül isterdi ki Peygamberimiz ile aynı çağda yaşayalım, ona sahabe arkadaş olalım. Böylece ona karşı Yüce Allah'ın emrettiği şekilde hürmet ve itaat gösterelim. Böyle bir imkanımız olmadığına göre bize düşen ona uymak, onun izinden gitmek olmalıdır. Onun izinden gitmek ise onun yaptığı ve vasiyet ettiği şeye uymakla mümkündür. Peygamberimizin elçilik süresince yaptığı ve tüm Müslümanlara vasiyet ettiği tek şey Kur'an'a uymak olduğuna göre bizim de yapmamız gereken şey Kur'an'a uymak ve onu yaşamaktır. Yüzyıllardır Kur'an'ı orijinal mushaftan okumanın yeterli olduğu yolundaki öğretiyle yetişen neslimiz artık Rabbimizin apaçık mesajlarını kendi ana diliyle anlayabilmekte ve hayatlarına uygulayabilmektedir. Arapça dil bilgisi ilminde uzman olan değerli konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda konuğumuz Hakkı Yılmaz, İniş sırasına göre ikinci sure olan Kalem suresinin ayetlerine tahliline devam etmiş. Özellikle 17-24 ayet grubunda bahsi geçen çiftlik sahipleri ile ilgili ayetlerin günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Bu ayetlerin sadece kısa olarak okunmaması, zamanımızda da aynı tür olaylarla karşılaşabileceğimizi, kıyamete kadar olan ileriki çağlarda da Kur'an'ın güncelliğini koruyacağı mesajını da vermişti. Bu arada Kur'an'da bela sözcüğü ile geçen terimin ne o anlama geldiğine de ifadeyle 46. ayetine kadar gelmiştik. Bu programda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz efendim. Sayın Yılmaz, buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yine Cenab-ı Hak Resulullah'ı eğitmeye, ona bir şeyler öğretmeye, onları motive etmeye devam ediyor. Bu necimde de bundan sonraki ayetlerde de yine bu konu üzerinde ayetler var. Onları inceleyeceğiz. Onlar üzerinde duracağız. Resulullah tebliğe başladığı zaman geçmiş toplumlarda olduğu gibi yine mütref takım, mal mülkle şımarmış, evlatla, etrafla iyice kendini tağutlaştırmış kimseler Resulullah'a karşı çıkıyorlardı. Onunla mücadele ediyorlardı. İşte onların mücadele ediş nedenlerinin anlamsızlığını Cenab-ı Hak bu ayetlerde beyan ediyor. Bu ayetlerde beyan ederken o günkü insanların anlamsızca davranışını, bugün de aynı tavrı sürdürenlerin anlamsız bir hareket ettiğini, evet, bütün insanlara o günden bugüne ve kıyamete kadar bu ayetlerle
damgalıyor, herkese bildiriyor. Şimdi ayette, 46. ayette, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır borç altında mı eziliyorlar? Evet. Şimdi niye hani senin dediklerini tutmuyorlar, evet, dediklerine gelmiyorlar? Sen tebliğat yaparken hikmetleri, ilahi nimetleri onları rüşte erdiren, akıllandıran yani güzel fikirleri onlara şey yaptığın zaman bir ücret mi istiyorsun? Ücret almadığından dolayı, kendisinden de bir şeyler öğrendiklerinden dolayı sana minnet borçları mı olacak da minnet borçlusu olmayalım diye mi kaçıyorlar? Onun için mi? Çok güzel ifade. Evet. Onun için mi kaçıyorlar? Yani hakikaten insanlar bugün birisine iyilik yapmak istersin. Maksadını bilmediğinden dolayı senin iyiliğine adamın kendisi engel olur. Çok enteresan. Niye? Tamam şimdi görünürde bir beklentin yok ama adamı yine minnet borcuna sokacaksın. Evet, onu düşünüyor da. Onu düşünür. Bir hediye alırsın. Yani hakikaten de yarın bir daha bakarsın ki o da sana hediye almak zorunda kalır. Durumu müsait değildir falan. Evet. Buna fırsat vermez. Nedir yani olay? Öyle bir şey yok. Sen ücret mi istiyorsun? Anlamı ne? Sen ücret istemiyorsun ki. Ki. Ve ayrıca onlardan yani buna karşılık bir beklentin de yok. Tabii. Buna rağmen senin onlara götürdüğün ilahi hikmetlerden, ilahi öğretilerden niye kaçıyorlar ki? Gibi onların tavırlarının anlamsızlığını ifade eder. Kur'an'ımıza baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlerin tümü toplumlarından herhangi bir ücret istememişlerdir. Kesinlikle. Evet. Cenab-ı Hak buna kesinlikle izin vermemiştir. Evet. Bütün peygamberler ceplerinden harcamışlardır. Biriktirme kendi sahip oldukları servetlerini bu yolda harcamışlardır. Ama tebliğlerine karşı tabii kimseden bir şey istememişlerdir. Evet. Bu tarz davranış peygamberlerin hak peygamber olduğunun en büyük kanıtlarından biridir. Evet. Peygamberlerin davalarında samimiyetlerinin en büyük kanıtıdır. Evet. Çünkü topluma baktığımız zaman, sosyal hayata baktığımız zaman her müteşebbisin teşebbüsünden, girişiminden bir beklentisi vardır. Tabii. Teşebbüs. Bir çıkarı vardır. Olacak. Öyle değil evet, mi? Tabii ki. Öyle. Kimse yani babasının hayrına bir iş yapmıyor. Evet. Bizdeki argo tabirle. Öyle yani değil. Babasının hayrına bir şey yapmıyor. Ama peygamberler babaların hayrına demeyeyim de Allah rızası için, evet, Allah'ın emri için yapıyorlar. Ama halk bunu da pek anlamıyor. Anlayamıyor. İşte o zaman düşünmesi lazım. Bu adam malını, mülkünü, zamanını, aldığı bilgileri, öğrendiği bilgileri bize anlatıyor. Bunun amacı ne? Bunu niye yapıyor? Evet. Davası ortaya giriyor. Peygamberler ilk defa, onlar Allah'ın emri olduğu için bunu yapıyorlar. Bir görev olduğu için yapıyorlar. Daha sonra da peygamberlik misyonunu yürüten adamlar ne için yaparlardı? Araf 164'te. Hatırlayacak mısın? Mazeret olsun. Onlar da belki kendilerini tabii kurtarır umuduyla kesinlikle yapıyorlardı. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman hakikaten geçmiş peygamberlerde de mesela Yusuf'la ilgili Yusuf suresinde 104. ayet. Şuara suresinin 109, 127, 145, 164, 180. ayetlerinde. Sebe 47'de. Yasin 21'de, Furkan 56-57'de, Sa'd 86'da, Yunus 72'de, Hud 29'da, 51'de, Şura 23'de, Tur 40'da. Hepsinde peygamberlerin ve ma eselukum min ecrin in ecriye illa alallah. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
benim ücretim Allah'adır dedirttirildiklerini orada görüyoruz. Bu Kur'an'da yer alır. Bütün peygamberler aynı şekilde. Evet, bütün peygamberlerde bu aynı olmuş. Sadece bir Resulullah'ta değil. Burada bir konuyu daha ben aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aslında bu konuyu daha evvel bir soruya cevap olarak bundan belki 50-60-70 bir program evvel ona değinmiştik. Bu değinmiş olduğumuz konu Şura suresinin 23. ayetinde yine Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize dedirttiği bir ifade vardı. Tebliğe karşı ücret istemiyor. Orada bir istisna vardı. İllel meveddete fil gurba. Yakınlıkta sevgiden başka bir şey istemiyorum. Yakınlıkta sevgi. Ayetin orijinal şeyi buydu. Çevresi. Meveddete fil gurba. Evet. Peygamber bunu istiyor. Yakınlık istiyor. Şimdi bunu şöyle meal olarak şöyle ifade edeyim. De ki, Allah dedirtiyor bunu. Ben bu tebliğime karşı sizden yakınlıkla sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Tek istediğim bu. Bu ama bu meveddete fil gurbayı sonradan birileri çarpıttı. Maalesef. Yakınlarıma sevgi, yakınlarıma yardım, yakınlarıma işte beleme, besleme, onlar emrine girme, onlara kul köle olma vesaire gibi bir bunları çarpıttılar. Öyle ve böylece ne oldu? Yani yakınlarıma dediğim zaman aile yakınlarına, ehli beyte. Öyle oldu. Çocuklarıma, torunlarıma, torunlarımın torunlarına, yani kıyamete kadar olan şeylerimi seveceksiniz, sayacaksınız, beleyeceksiniz, besleyeceksiniz falan tarzında evet. Böyle bir anlam çıkardılar. Evet. Şimdi bu da tabii ki sonradan suistimale uğradı, istismar edildi vesaire vesaire. Hala daha sonradan edilir. Da tehdit unsuru olmaya da hani başladı. Evet. Şimdi o zaman daha açıkladım. Meveddete fil gurba ne demek? Yakınlıkta, gurba yakınlık, meveddet sevgi. Evet, sadece orijinal ifade yakınlıkta sevgi istiyorum. Bu kadar. Bu ayeti anlamak için. Evet. Bak şimdi bu ayeti anlamak için bu ayetten önce inmiş Furkan suresi var. Onun 56 ve 57. ayetleri var. Şimdi orada ifade edilen şey şu. Ben sizden bir şey istiyorum. Evet. Tebliğime karşı bir şey istiyorum. İstiyorum. O ne biliyor musun? Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler istiyorum. İşte o kadar. Bak burada belirtmiş. Yani bak, evet, Rabbine doğru yol tutan adam istiyorum. Evet. Yani ben bu çalışmalarımın karşılığında sizden bir şey istiyorum. Ne biliyor musunuz? Yani. Hepiniz mümin olasınız. Hepiniz Müslüman olasınız. Hepiniz Rabbinize doğru yol tutasınız istiyorum. Böyle kimseler oluşsun istiyorum. Böyle bir kimseler oluşursa o ne olur? Peygamberin din kardeşi olur. Evet. Yakını olur. Anlatabildim mi? Evet. Bu yakınlık olunca ne oluyor? Bu peygamberlik görevini yaparken size müminlerin birbirini sevmesini istiyorum. Sevgi hasıl oluyor. Müminler arasında sevgi oluşmasını istiyorum. Müminler arasında kavga, gürültü, nifak, savaş vesaire olmasını istiyorum. Evet. Bu istenecek bir şey. İşte bu. Kur'an'ın öğretisi bunu getirir. Evet. İşte meveddete fil gurba da bu. Allah'a, Rab'le karşı yol tutan adamlar oluvermek. Evet. Peygamberin istediği bu. Burada bu ayetlerle ilgili bir şey daha dikkat çektirtireceğim. Bu ayetler, yani özellikle bu hani meveddete fil gurba'yı anlatan, Rab'le yol tutmayı ifade eden ayetlerin tümü Mekki ayetlerdir. Evet. Mekke'de inmiş ayetlerdir. Peygamberin müşriklerle tabiri caizse gırtlak gırtlağa kavgalı olduğu tabii hepsi bir dönemde. Peygamber'e Allah dedirttiriyor ki burada, de ki diye şey yapıyor ki, kime diyecek biliyor musun? Müşriklere diyecek. Kafirlere diyecek. Evet. Ya ben sizden ücret istemiyorum. Mümin olasınız da kardeşim olasınız, sevgi olasınız istiyorum diyor, kafirlere dedirtiyor. Bunu diyor bize. Düşünebiliyor musunuz?
peygamberin bu hani mevettete fil gurba. Ya ey müşrikler, ben size peygamberliği anlatıyorum, ayet anlatıyorum ama sizden tek beklentim var ya, benim akraba hısımı beslemeniz. Hiç olacak şeymiş o. Yani onu istiyorum sizden. Başka bir şey falan istemiyorum. Demesi mümkün mü yani? Mümkün değil. Olacak şey mi? Yani şimdi bu ayetler üzerinde çarpıtan, evet, çarpık anlayanlara bu noktayı öneriyorum. Bu noktaya dikkat etsinler. Tabii. Muhatap burada müşriklerdir. Muhatap kafirlerdir. Müminden istenmeyen kafirden zaten istenmez. Evet. Onun için ya burada bunu güncelleyecek olursak burada yani peygamberlik misyonunu yürüten, Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın dininin öğretmenliğini yapan kimseler de kesinlikle yaptıkları hizmetin karşılığında kimseden bir şey isteyemezler. Bu çok önemli efendim. Tamam mı? Çok önemli bu husus bu. Zamanımızda yani, aynı olması gereken. Kesinlikle. Şey. Evet. Kur'an öğretisinden kimse menfaat sağlayamaz. Evet. Evet. Daha önce dediğim gibi sağlamaya kalkacak olursa bilsin ki dünyanın en çirkin, en kirli parası bu işten kazanılan para olur. Evet. Bu işten elde edilen mal olur. Onu bir bilsin. Din ticareti, evet. Evet, bu ara başka bir şeye, hem de çok da sorulmuş bir soruya da var bu kapsamla ilgili. Diyorlar ki, peki peygamber ne yerdi, ne içerdi? Ücret almıyordu ya, evet, ücret istemiyordu ya, değil mi? Tamam. O zaman peygamber ne yerdi, ne içerdi? Soruyorlar bunu. Soru. Şimdi. Evet. Bunun şöyle, yani bunu şey yaparken, biliyorsunuz Mekke döneminde peygamberimiz kendi alın teriyle kazandığı, bu ayetler indiği dönem ve Mekke döneminde daha sonra Ayşe validemizin mali desteği vesaire ki kimseye minnet etmeden aile bünyesinde Ayşe validemizin, pardon Hatice şey mi dedim, Ayşe mi dedim, Hatice validemizin tamam, mali yönüyle, evet, tamam mı, kendi kendilerine yeterek bu işleri yapıyorlardı. Tabii. Ve yaptılar. Ama denebilir ki yani bu hiç mi bitmiyordu ki? O da deneyebilir. Bu hiç mi bitmedi yani? Evet. Kendi serveti olsun, Hatice validemizin serveti olsun, bu yolda harcamakla hiç mi bitmedi? Yani Medine döneminde de mi? Akla gelir yani bu. Bu gelir ve soruluyor. Evet. Bu soruluyor. Bu soruluyor. Şimdi burada değerli izleyicilerimizin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin bileceği bir nokta var. Resulullah Medine'ye vardığı zaman Medine'deki hayatı peygamberlik, elçilik artı devlet başkanlığı görevidir. Tabii ki oradan David üzere gitti. Orada bir ayrı ek görev geldi. Tabii. Peygamberlik görevi Allah adına, tamam, elçilik görevi Allah adına ama devlet başkanlığı, bak, devlet başkanlığı kamu adına idi. Tabii. Kamu göreviydi. Bu bir görev. Onu Allah vermemişti yani. Allah onu peygamberlik şeyinden artı olarak oraya devlet başkanı yapıp devlet başkanlığından da herhangi bir ücret almayacaksın demedi. Evet. Bak. Evet, güzel. Bak. Devlet başkanlığından da ücret alamazsın demedi. Sadece peygamberlik ücret görevinden, tebliğden herhangi bir ücret alamazsın dedi, yiyemezsin dedi. Ama devlet başkanlığından ücret almayacaksın demedi. Evet. Bu bir. Öyleyse, şimdi bu tip tarzda ki bir kimseler, böyle bir görevi olan kimseler, böyle bir kamu görevi aldıkları zaman kamudan maaş alsınlar mı, almasınlar mı? Evet. Olayı gündeme gelir. Gündeme gelir. Şimdi almalı mı almamalı mı? Onu açıklayacağım. Tamam. Ama önce şunu bileceğiz. Biliyorsunuz kamuda görev yapan insanlar kamuda harcadığı mesaileri, zamanlarını özel işlerinden uzaklaşarak yaparlar. Tabii ki öyle oluyor. Yani özel işinde olsa bağını işleyecek, bahçesini işleyecek, fabrikada çalışacak, işçilik yapacak, patronluk yapacak,
doktorluk yapacak, mühendis yapacak, bir şeyler yapacak, nafaka temin edecek. Evet. Ama bu işi yapamayıp bunlara harcayacağı vakti kamuya harcadığından dolayı demek ki ihtiyacının olan bölümünü kamudan sağlamak zorunda kalıyor. Tabii uygun olanı bu. Uygun olanı bu. Evet. Peki. Şimdi bunun Kur'an'dan mesnedi ne? Ha, mesnedi nedir? Kur'an'dan mesnedi ne? Güzel bak, o bak, aklımıza gelmemiş. Kur'an'da mesnedi ne? Evet. Burada değerli izleyicilerimizin hepsi, çünkü bu zannedersem şu ana kadar toplumda da fazla irdelenmemiş bir konu olduğu için bu doğrultuda hani evet, bunu açacağım. Tabii. Nisa suresinin 6. ayeti var. Evet. Nisa suresinin 6. ayeti yetim hukukunu içeren bir ayettir. Muhatabı, bu ayetin muhatabı biliyorsunuz sure ya eyyuhennas diye başlar. Ey insanlar der. Ey insanlar diyen ayetlerin Türkçesi ey kamu yönetim başkanlığı demektir. Evet. Ya, kamu yönetimi denince... insanlığa. Yani kimseye özel değil bu. Kamuya, topluma yönelik bir ayettir ve emirdir. Orada topluma ifadede vebtelül yetema hatta izâ belâvun nikâhtir. Bunu bir başka yerde evlilik yaşıyla da ilgili okuduğumuz, anlattığımız evet, bir evet, ayetti aslında. Bu hatırlayacak olursanız. Bu biraz uzunca bir ayetti de burada kamuya şu emirler verilir arada. Şimdi yetimlerin mallarını mutlak surette şeye kadar, nikaha erinceye kadar yetimleri deneyin, ondan sonra mallarını verin. Rüşte ulaşıncaya kadar. Rüşte ulaşınca mallarını verin. Verin. Bu ne demektir kamuya? Hı. Şöyle anlatayım. Yetimin malının tasarrufu ile ilgili bir kayyum tayin edeceksiniz. Tabii. Bir kayyum tayin edeceksiniz. Yetimin malını o rüşte erinceye kadar kayyum tarafından yönetilecek. Tamam. Doğru mu? Hukukta doğru, da bu böyle. Edilir, tamam mı? Malları, mülkleri. Burada bu şey yaparken bak. Fein anestüm minhum rüşten. O hani sınavdan geçirtip bilir kişilerin kontrolünden geçirdiğiniz yetim var ya. Evet. Onu da rüştü sezerseniz, reşit olduğuna tam kanaatınız gelirse fetvau ileyhim envaluhum. Mallarını kendilerine teslim edin. Teslim edin. Güzel. Ha bak şimdi. Ama bundan sonraki şeylere iyi dikkat edeceğiz. وَلَا تَكُلُّهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا. Onlar, yetimler büyüyecekler diye onların mallarını saçıp savurup yemeyin de. Evet. Bak, kayyum tayin edecek ama burada kayyum da o maldan dilediği gibi yesin, yesin falan izni yok. Bak, evet. İzin yok. İzin yok orada. Kayyum. Tamam. Ama arkasından ne gelecek bak. Olur ki. وَمَنْ كَانَ غَن۪يًا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Tayin edilen kayyum var ya, evet. Vasi var ya, vasi kayyum, hukukta bugün nasıl şey geçer, yapar. Evet. O zengin ise, zengin ise, فَلْيَسْتَعْفِفْ, iffetli davransın. Ha. Yani zengin ise o, nezih, sabırlı davransın, herhangi bir ücret almasın. Zengin ise ücret almasın. Ha. Ha. Burada, evet. Kamu görevi yapan adam, kayyum da dedi evet. Ya, o iffetli davransın. Tamam. İhtiyacı yoksa almasın oradan. Herhangi bir ücret almasın bu işten. Mesnedi bu şimdi. Ha, mesnedi bu. Bak şimdi. Evet. Almasın. Ama devamında ve men kana fakiren. Ama ihtiyaçlıysa kayyum, kamu görevlisi felyekul bil maruf. O zaman maruf ölçüsünde yesin. Ortak aklın şeyi kadar. Ha, ortak vahyin, bilimsel aklın evet. Boyutunda ihtiyacı nispetinde herkesin kabul edeceği, kimsenin itiraz etmeyeceği bir tarzda yetimin malından, yani hissesini tasarruf alsın. Ettiği, büyüttüğü, yönettiği maldan ihtiyacı kadarını alsın. Aşırıya gitmesin. Ha, bak öteki türlü bak. İhtiyacı iffetli diyor. İffetli diyor, hiç alma diyor. Sen ha, öyleyse evet. Kamu görevi yapan adamlara, burada ben biraz sonra buna bazı örnekler vereceğim. Evet. İhtiyacı yoksa, gani demek, zengin, hani şimdiki birçok zengin ifadesi çok varlıklı anlamlı.
Zengin sözcüğü, gani sözcüğünün anlamı bir başkasına muhtaç olmayan muhtaç demek. Muhtaç olmamak kısa. Ha, sınır odur. Evet. Bir başkasına muhtaç değilse zengin yaptığı sayılır. Kamu görevinden, kayyumluktan maaş almasın. Herhangi bir şey alıp yemesin. Evet. Ama kayyum efendi, kamu görevlisi yapan adamlar eğer ki ihtiyaçlıysa yetimin malını nasıl? Kullanacağım, yöneteceğim derken kendi işlerinden şundan bundan kaldığından kalıyor, dolayı kalıyor. İhtiyacını görecek kadar oradan almasında herhangi bir sakınca yok. Evet. Ek bir hizmet oluyor çünkü ayrı bir hizmet veriyorsun. Orada. Öyleyse şimdi bu ayetten şuraya geleceğim. Peygamberimiz de kamu görevlisiydi. Tabii. Öyle mi? Tabii. İhtiyaç duyduğu zaman maruf ölçüsünde kamudan maaş alıp yemesinde herhangi bir sakınca yoktu. Ölçüsü ve kıstası. Ölçüsü de bu. Evet. Şimdi bu ölçüler evet. nasıl uygulanmış, daha neler yapılmış, onları birkaç örnekte burada vereceğim şimdi. O örnekleri ikinci devrede verelim isterseniz efendim. Peki, o zaman verelim. Evet, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kalem suresinin 46. ayetinde çok enteresan konuların olduğunu biz burada yeni yeni görüyoruz. Özellikle peygamberlerin hiçbir ücret almadıklarını özellikle vurguladı bütün peygamberlerin Hakkı Yılmaz Beyefendi. Burada en önemli konu kamu hizmeti yapanların ücret almalarının Kur'an'daki mesnedini bilmiyorduk biz de. Onu şimdi öğrendik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda örnekler verecektiniz efendim. Buyurun. Evet. Burada bir sözcük üzerinde biraz daha duruvereyim. Ayette eğer ki zenginse, ihtiyaçsa iffetli davransın diyor. Evet, iffetli davransın. Türkçe'de iffetlinin anlamı namuslu demek. Tabii. Bunu tersten götürecek olursak, ihtiyacı olmadığı halde yetimin malından yiyen adama Cenab-ı Hak iffetsiz diyor. Tabii. Diğer bir tabirle argosuyla namussuz diyor. Aynı anlama gelir. Tabii. Aynı şöyle doğru. diyor. Kimse namussuzluk yapmasın diyor. Evet. Bütün kamu görevlilerinde de, kamu işi yapanlarda da ihtiyacı olmadığı halde bütçeye yük olan, kamu bütçesinden ihtiyacı olmadığı halde tabii. alan adamlar bu kategoriye girer. Çok güzel bir kıstas. Çok tamam. güzel bir ölçü. Bak bunu evet. bu ifadenin muhatabıdırlar yani. Tamam. Bütün kamu görevlilerine bütün mahsus. Kamu görevliler A'dan Z'ye kadar ya bunu şeydeki evet. değil mi sokağımızı temizleyen bir temizlik memuru görevlisi de dahil evet, anladın aynı, mı? Ta Cumhurbaşkanımıza kadar her kademedeki adamlar bu ifadelerin muhatabıdırlar. Aynı kategoride. İhtiyaçları varsa ihtiyaçları kadarını alacaklar. Evet. Neden alacaklar? Çünkü kendi işlerini terk edip kamu işi yapıyorlar. Evet. Tamam. İlavi bir iş yapıyor. Ha. Değil mi? Ne kadar acaba? Şimdi Cenab-ı Hak buna iffetli davransın, namuslu davransın diyor. Aksi yapanlar öteki türlüdür diyor. Anlamı çıkıyor. Bak, tabii. Evet evet. Bunu da iyi bileceğiz. Evet. Şimdi buradaki maruf ölçüsü ne? Ha, maruf ölçüsü. Şimdi maruf ölçüsü ne? Şimdi bu konularla ilgili tarihten, tarih kitaplarından bazı şeyler vereceğim. Evet. Ebu Bekir
halife seçildi. Halifelik görevini üstlendi. Evet. Burada bütün peygamberin önce şöyle söyleyeyim, arkasındaki halifeler kamu malına, kamu bütçesine, hazineye hep emanet, yetim malı gözüyle baktılar. Onun için şimdi de ülkemizde böyle hazineden kamuya ait bir şey yaparken tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır deriz ya, atasözü. Bu buradan kalır. İşte esas kaynağı bu. Atasözünün de kaynağı bu ayet. Kaynağı bu ayet. Bu yani kamu görevlilerinin iffetli davranması, maruf üzerine maaş almaları yetim hukuku çerçevesindeki bu ayetten gelir. Doğru. Onun için hepsi emanet gözüyle bakmışlardır. Şimdi Ebu Bekir halife olur. Kendi işlerini takip edemez olunca ihtiyaçlı duruma düşer. Halbuki zengindi. Zengindi ama işte işlerini, güçlerini kaybetti, bıraktı, ihtiyaçlı duruma düştü. Ne yapacağım diye şaşırır. Ve derler arkadaşlarını toparlar. Onlar başta Ömer'e sorar. Ben ne yapacağım şimdidir? İhtiyacım var. Evet. Diye şey yapmıştır. İstişare ediyor. Evet. Burada çorunu çocuğunu toplar. Çorun çocuğun senden ayrıldı. Artık bütçeleri ayrıldı der. Yani Ebu Bekir'in çocukları vardı ya. Bütçelerine evet. Ayrılmış. Ayrı evdam kurmuşlar. Onları şey yapar. Senin artık ihtiyacın vardır. Tamam. Öyleyse bu şeyin nispetinde Cenab-ı Hakk'ın bu ayetteki yani yetim hukukundaki ayeti çerçevesinde bir maaş almanda herhangi bir sakınca yoktur diye Ebu Bekir'e çevresindeki kurmayları fetva verirler. Güzel, evet. Ebu Bekir buradan maaş almaya başlar. İhtiyacı kadarını alır. Tabii. Şimdi biraz sonra o ihtiyacı kadarı ne onu belirteceğim. Ölçüsü. Evet. Bu hazineden maaşını alır. Almaya devam etmiş. Fakat Ebu Bekir hastalanıp vefat edeceği anda içinde bir ukde. Şüphe. Böyle yani doğru keşke mu yaptığım, eğri mi yaptığım noktasında bir işi şeye döker. Evet. Sonra çorunu çocuğunu toparlar. Tamam mı? Der ki benim bak, harcadığım para ne kadarmış bir bakın. Yekün ne kadar almışım? Yekün ne kadar aldığını vakıttırır. Hesap ettikten sonra bak 8000 dirhem denildiler. Yani maaşını, aldığı maaşı o güne kadar görev süresince 8000 dirhem etmiş. Ailesine bu parayı kendinden sonraki halifeye vermelerini vasiyet eder. Ebu Bekir'in vasiyeti bu. Yani hiçbir şey almamış gibi. Ha, varislerine diyor ki bak ben borçlu gidiyorum, borçlu gitmeyeyim. Ben hani şey var ya verasette evet. Şey varsa bu borcu hazineye ödeyeceksin. Aldığın parayı geri vereceksinizdir. Borç olarak kabul ediyor. Evet, borca indirgenmiş bak evet. Yani. Halbuki borç olmayabilir. Anladın mı? 8000 dirhem borç olmayabilir. Evet, Beyhaki'nin burada İbn-i Kuteybe'nin tarih kitabında bu ayrıntılı var. Çok faziletli Ebu Bekir kamumanın insanlar arasında bir taranın dişleri gibi eşit biçimde dağıtılmasını istemiş. Şimdi arkadan Ömer'in durumuna gelince, Ömer de aynı bu ayet şeyinde maaşlar almış. O da en sonunda o günkü hazineciye, Huzeyfe'ye mektup yazarak ne kadar maaş aldığını sormuş. Onun da çıkartılmasını istemiş ve orada derken, şimdi çok enteresan. İşte bu maruf dediğim şey bu ölçüde onların uygulamasında da gelmiş ki gerçekte de bu. Ömer'e Allah'ın malından sadece 2 aba helal olur. Bak, kışlık bir aba, yazlık bir aba. O kadar. Elbise, takım elbise Allah ya. Allah. İki takım elbise alabilir. Maruf bir yazlık, bir kışlık olmak üzere. Kamu parasıyla hacca veya umreye gidilmez. Tamam mı? Benim ve ailemin gıdası Kureyş'ten zengin yahut fakir olmayıp orta halli birinin gıdası gibidir. Sıradan bir hayat. Ve bunlardan sonra da sıradan bir Müslümanım der. Ve böylece o da vasiyetini yazar. Enteresandır ki
O da vasiyetinde bizim benim mirasçılarımdan benim bu aldığım paraları hani ödeyebilecek miktarda şey yok. Diğer akrabalarım bunları ödesin diye o da bunları vasiyet eder. Onlara borcu devrediyor. Evet. Diğer akrabalarına devrediyor. Borç olarak borç ödediyor. Olarak devrediyor. Sadece bu borcun beyazı bir kaşık elbise. Onu da kardeşim onu da iadesini düşünüyor. Onu bile. Onun bile iadesini düşünüyor. Ne fazilet ya Rabbi. Tamam mı? Evet. Onun bile iadesini düşünüyor. Ya. Şimdi arkadan bir Osman gelir halife. Evet, tabii. O bu iki muhteremin iade ettiği hazinedeki şeyler var ya. Hı. Hani o kadar almışlar onları borç kabul hazine ya onlarla birlikte onların 10.000 katını daha kendi çevresine alır gider hazineden. Of. Bir de bu var. Ne kadar farklı. Sonra arkadan Halife Ali gelir. Ali. Ali'ye de akraba hısım çullanır. Bir abisi vardır Akıl diye. O da gelir harcım var, borcum var bana hazineden para verir. Bizi gör filan. Evet. Bizi gör der yani. Tamam mı? İşte yandaşlar evet. Orada devreye girer. Evet. O da bizi gör der. Israr eder, yok ben maaş günüm gelmedi, maaşım geldiği zaman sana destek olayım ama şu anda zamanı değil, işte bir ay sonra, 20 gün sonra, 25 gün sonra, o da diretir, yahu bana hemen para lazım der. Bak sen. O zaman bunun ısrarına karşı yanındakine bir der ki, bunu hazineye götür der, kırsın kilidi, bak ifadeyi, canı ne isterse çalsın der. Ay çalsın. Çalsın der. Akil der ki, Ali der sen bana hırsızlık mı öneriyorsun der. Senin bana önerdiğin de hırsızlıktı aynısı. Der. Bak, bunları biliyorum. Senin bana önerdiğin de hırsızlıktı ya der. Ne kadar güzel. Bundan sonra Akil ne der biliyor musun? Sen bana vermiyor musun der bu 20.000 dinar, dirhemi vermiyor. Bana Muaviye 100.000 veriyor, 100.000 der. Of. Tamam mı? Nitekim. İşte sahabe nitelikli adamlardaki evet. Kalite ve karakteri de burada da böylece teşhir edeyim. Ama evet, evet. Şimdi aynı tip özentiler Resulullah'a o mübareğin çevresinde de söz konusu oldu. Bu akil konusunda akil bir konu olmuştu programlarımızda da yiyici anlamına geldiğini. Bu akıl bu, olarak tam bu yani bu da ekeleden şey, değil akaladan geldi. İsim öyle tesadüf. Akil tesadüf. Bizim telaffuzumuz o. Tamam. Yani, bu hani yiyici değil de akıllı anlamındaki. Anımsadım da. Akıllı evet, anlamında. Buyurun. Evet. Şimdi birisi de öyle. Hani burada Resulullah'ın yaşadığını anlatmazdan evvel daha önce tarihte ki yanlışlardan bir tanesini de burada hem latif olsun diye tabii. Konuda iyi anlaşılsın diye anlatayım. Şimdi Sultan Abdülhamit döneminde hani bu 93 harbi dediğimiz o evet. Sıralarda o şartlarda memleket batmış bitmiş ama hala hazine soyan soyana maalesef. Götüren götürene falan filan şey yapılıyorlar. O zaman muhterem bir bizim paşamız var, Fuat Paşa. Hı. İsimleriyle vereyim de tarihi belge, bunu herkes, tarihi herkesin gözünden tarihi var. Tabii yani. Ki. Şimdi o doğuda bir zafer kazanır. İşte bu olay şey ne, bu şeyler, suistimaller de ortaya çıkacak şimdi. Sarayda öyle bir gelenek oluşmuş ki. Evet. Diyelim ki askerin birisi, paşanın birisi bir tarafta bir zafer kazandı, ona madalya verilecek, ona bir ödül verilecek. Hmm. Paşa'ya verilen ödülle birlikte saray erkanında da ne kadar vezir varsa, sadrazam varsa, saray bünyesindeki o şeyler var ya, onlara da birer madalya veriliyor onların hatırına, onlara da birer maaş bağlanıyor. Savaşı kazanan komutan ayrı, onlar... Ayrı, onlara, buna hiç şeyle bir alakası var. Onları görüyorlar yani. Böyle, böyle götürüyorlar kamu malını yani. Allah Allah, evet. Yani ülkeler nereden batmış, ya. Nereden ilahi şeylere i̇bret, uyulmadığını ibret. Buradan ibret olsun diye anlatıyorum tabii, bunu. Tarihe vaka bunlar efendim. Şimdi işte Fuat Paşa Kars'ta bir zafer kazanır. Fuat Paşa davet edilir, madalya takılacak, ona bir şeyler ikram edilecek. Ve burada verilirken verilmiş ama bu madalyadan saraydan çıkmamış, dairesinden hiç çıkmamış Şeyhülislam Efendi'ye de verilmiş madalya. Tamam, o da alıyor gayet rahat bir şekilde. Ya, o da hem parayı alıyor, Kars Savaşı madalyasını, evet. Zafer madalyasını hem de onunla birlikte para alıyor.
Bu tabi Fuat Paşa'nın zoruna gidiyor. Fuat Paşa da takılan madalyayı, sultanın taktığı madalyayı çıkarıp takmaz oluyor. Zoruna gitmiş adam. Evet, evet. Derken padişah Fuat Paşa'yı görüyor. Paşa diyor, madalyanızı niye takmadınız diyor. İyi bir ortamda, Şeyhülislam'ın falan olduğu bir ortamda. Hünkârım diyor, ben o madalyayı hak etmedim diyor. Beni mazur görün diyor, beni affedin diyor. Nasıl diyor, hani savaşı kazanmadın diyor. O savaşı sen kazandın falan diyor. Hayır padişahım diyor, ben orada yoktum diyor. İsterseniz diyor Şeyhülislam Hazretlerine bir sorun, beni orada görmüş mü cephede çünkü diyor. Çünkü onda madalya duruyor. Ha onda duruyor ya. Beni cephede görmüş mü savaşta hiç diyor. Vay be. Ve padişah bundan sonra yani o sarayda dönen şeylerin farkına varıyor. Uyanıyor. İşte yani burada Allah'ın emri nedir? Tabii. Kamu bütçesi, kamu hazinesi emanettir, yetim emanet. Malıdır. Kesinlikle öyle. Orada iffetli davranılmalıdır, iffetsizlik evet. Yapılmamalıdır. Evet. Ha. Çok önemli. Bunu da tarihten anlattıktan sonra, tabii Resulullah Medine'de bir devlet başkanı. Çevredeki devletlerden herkes saygı, sevgi, elçiler geliyor, elçi hanımları vesaire. Şatafatlı tabii. Şeyler falan hani törenler söz konusu yapılıyor. Oluyor. Törenler, törenler. Bu defa Resulullah'ın eşleri var ya, onlar da şimdiki gibi first lady olup, onlar da ibrişim, atlas vesaire giyip, ihtişamlı yaşama sevdasına düşerler. Evet, evet. Bak, Resulullah'ın eşleri de, o evin içerisindekiler de böyle bir lüks yaşam sevdasına düşerler. Düşerler. İnsan tamam. Fıtratında bu var. Evet. Evet. Bu tarihi bir gerçek. Çok güzel. Bu tarihi gerçek tarih kitaplarından değil. Kur'an'dan. Evet. Kur'an'dan okuyacağız. Kur'an'dan. Tabii ki. Kur'an hayat kitabımız. Evet. Öyleyse değerli izleyicilerimiz Ahzab suresinin 28 ila 34. ayetlerini yani o pasajı iyi okuyacaklar. Orada bak şimdi. Orada oluşur. Türkçeden vereceğim bunu. Ey peygamber, eşlerine söyle, eğer siz basit dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli ödeyeyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Bak ne kadar. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve son yurdu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah, sizden iyileştirenler, güzelleştirenler için çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Tercihinizi evet. Yapın. Tercihinizi yapın. Evet. Ne kadar güzel. Bunu tarih kitapları, Esbab-ı Nüzul kayıtlarında çok güzel bir şeyler var. Peygamberin eşlerinden bir tanesi altın bilezik takmaya, zaferanla kaplı altın bilezik takmaya kalkmış. Yani lüks bir hayat yaşamaya kalkmış tabii. Da bu ayet o zaman inmiş. Eğer ki işte marufun ötesine hani ne kadar yenmesi lazımdı geldi ölçüsü, kamudan bir elbise kadar. Bir elbise ve yiyecek içecek yani tabii. nafaka. Evet. Nafakanın Türkçesi tüketim, zaruri tüketim. Ölmemek için yaşayacak kadar evet. Değil mi mesela? Evet. Tamam. Nafaka. Bir adama da normalde işte iki takım elbise yetiyor. Evet. Tamam yazlık kışlık. Yazlık kışlık. Tabii. Ama bununla diyor lüks yapamam diyor. Adam ne diyor? Medine'den diyor, Mekke'ye diyor, umreye gidemem diyor, hacca falan gidemem ben bu parayla diyor, evet. Kamu malıyla ben bir şey yapamam diyor. Evet. Peygamberin eşleri kamu malından, peygamberin kendisi yok, peygamber hazineden bir şeyler alsın da hanımefendilere birer altın bilezik taksın istemiş, Cenab-ı Hak kapıyı göstermiş. Buyurun, tabi. Tamam mı? Ne kadar güzel, ne ibretli bir adet. Evet, Allah. Cenab-ı Hak kapıyı göstermiş. Evet. Öyleyse nüzul sebebi o demek. Evet. Nüzul şeyleri bu. Kamu malı, yetim malı kamudan harcama ne kadar olacak? Evet. Maruf ölçüsünde. Tamam. Marufun açılımı bu. Marufun açılımı bu maruf ölçüsünde olacak. Evet. Onun için kesinlikle müminler, peygamber misyonunu yürütenler de bu ölçülere dikkat etsinler. Tabii. Dikkat etmeleri lazım. Ücret istemeyecekler, evet. Ücret almayacaklar. Evet. Sadece herkesin kendileri gibi mümin, tevhid eri, Kur'an eri, Rabbun Allah diyen, Rablarına giden, Rablarına gitmeyi ilke edinmiş insanlar olmalarını isteyecekler. Yakınlıkla sevgi bu şekilde. Tamam, beklentileri bu olacak. Evet, evet, bu olacak beklentileri. Evet, devam edelim. 46, evet.
47'ye geldik. Yoksa o yan çizenler var ya, bu Kur'an'ı hakikatlardan kaçanlar, yan çizenler var ya, evet, onlar görmedikleri, bilmedikleri şeyler, gelecekte olacak olaylar yanlarında da onu onlar mı yazıyorlar? Şimdi Cenab-ı Hak, bu ayeti şöyle anlatayım ben size. Eğer ki şirk koşarsanız, zulmederseniz, tağutluğa soyunursanız, akıbetiniz cehennem diyor. Açık, evet. Siz orada ölürseniz, yani böyle hani ben orada da gemimi yürütürüm falan diyenler olmuştu ya daha olmuş. Önceki ayetlerde. Orada da garanti bilmem. Yani orada da garanti diyenler olmuşlardı ya. Elinizde onlara, böyle bir şey mi var? Senin öyle, onun kitabın yok, defterin yok. Öyle de. Peki, buradaki ifadeyle de şöyle, sen onların yanında da sen mi yazdın onları? Yani bu kanunları sen mi koydun? Sen mi görüyorsun? Biliyor musun yani bunları? Yalancının yüzünü çarpıyor yani. Bu soruların hepsi neydi? Bunlara ne diyorduk? İstifamı inkari. Evet. Yani cevabını, bunların cevabı beklenmeyen sorulardır. Evet. Bunun anlamı açık şu. Yani. Onların ne geleceği görürler, tabii, ne geleceği bilirler, ne de geleceğin kanunlarını, nizamlarını kendileri yaparlar. Evet. Öyle bir şeyleri şey, yok. Bir şey. Onları yapan Allah, o ilkeleri koyan Allah. Onun için burada herkese düşen nedir? Allah'ın koyduğu ilkelere, evet, uymak, Allah'ın gösterdiği yoldan gitmek. Öyleyse, şimdi yine peygamberin motive edilmesi, eğitilmesine devam ediyoruz. Hala peygamberimiz eğitim safhasında. Hep peygamberimizin eğitimi. Evet. Bu ayette eğitim peygamberi için. Eğitimi. Evet. Peygamberi eğitim yapılırken de, tabi bugüne getirdiğimiz zamanda da, Kur'an anlatanlar, Kur'an öğretenlere verilen öğütler. Aynı şeyler. Aynı şey. Onlar hep için bugün, geçerli. Bugüne geçerli. Tabi. Öyleyse Rabbinin kararı için sabret. Sabret. Rabbinin kararı neydi? Rızasına ulaştım. Mekke'deki normal sıradan yaşayan Abdullah oğlu Muhammed'i peygamber yapış kararı. Ha, karar o, evet. Kararnameyi şey yaptıydı ya, tamam, evet. Ona sabredeceksin. Bu, ona direneceksin, tamam mı? Rabbin sana onu peygamber yaptıktan sonra verdiği görev var ya, o da Rabbinin kararı. O da onun kararı. Evet. Gideceksin, şuna söyleyeceksin, buna söyleyeceksin, şöyle anlatacaksın, böyle anlatacaksın. Bunlar gelecek ya. Tabii, bu kararların hepsine sabredeceksin. Sabredeceksin. Ha bak, bunalan kişi gibi olma. Evet. Bak, وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ der. Orada Hud, balık sahibi diye çevirirler. Çevirdim, Hud sahibi gibi olma. Evet. Hud diye, yani tuttular burada, işte bunu biliyorsunuz, Yunus peygambere atfedildi. Onu atfedildi. Bu, şey yaptı. Onun balık yutmuş da bilmem denize atmış, sonra da atmış da çıkmış, evet, da falan. Yanlış anlamlandırma, evet, yanlış tevil daha doğrusu, yanlış meallendirme. Maalesef bunlar hep inandık. Şimdi evet, burada kısacası özden denilen şey, sakına sakın Yunus gibi olma. Olma diyor. Bu bir. Niçin Yunus örnek bunu, gösteriyor değil bak, mi? Bunalım sahibi gibi bilme. Bunalım sahibi olmak, biz birinci planda bunu hep Yunus olarak, evet, aldıydık. Öyle alıyoruz. Sonradan Kur'an'ı incelediğimiz zaman biz tebiin çalışmasında aynı şeyin Musa peygamberde de var olduğunu gördük. Sadece Yunus yani değil. Sadece o değil. Hud olayı Musa'da da var. Yunus'ta da var. Bunalıma giriyor. Bunalıma giriyor. Yani peygamberlik görevini yaparken zora kalıyor. Zoru görünce bu işten kaçmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bak. Bak uyarıya bak. Tamam. Yani sen önünde bu işi yaparken çok mücadele edeceksin. İşkence çekeceksin. Yurdundan çıkarmaya kalkacaklar. Dövmeye, sövmeye kalkacaklar. Bunlara karşı sabredeceksin. Sakın ha oteki, yani Yunus gibi, Musa gibi bu işten kaçmaya çalışma. Evet. Uyarıya bak. Ne kadar büyük bu uyarı. İlk şeyde. Ve orada daha önce iki tane peygamberin bu işten yıldığını, kaçmaya çalıştığını, bu iş içinde bunalıma düştüklerinin burada açık ifadeleri vardır. Zora düşüyorlar, evet. Evet. Burada işte onlarla ilgili. Hani o bunalan kişi Yunus Tekil olarak gidiyor. Bir kez aşırı bunaldığında Rabbine seslenmişti. Evet. Eğer Rabbinden ona bir iyilik ulaşmasaydı,
kınanmış bir durumda boş bir yere atılacaktı. Ancak Rabbi onu seçti, sonra da iyilerden biri yaptı. Evet. Şimdi bunu ileride daha şey yapacağız. Yunus suresi, peygamber bu Ninova dediğimiz kenti. Yerde orada peygamberlik göreviyle görevlendirince sıkıyı görmüş. Oradan bir gemiye binmiş, hani kaçmaya çalışmış. Evet. Yani ben bunların buradan. Şeyini yapayım. Ben bu peygamberliği de yapmam. Bunlarla da muhatap olmam falan filan. Hani şimdi de olur ya, bir yere varırsın, bir şey yaparsın. Al, ne haliniz varsa görün. Evet. Der, çeker gidersin ya. Çeker böyle, çekilir gidilir ya. Evet. Böyle. Neticede Yunus peygamber de bunalmış, sıkılmış. Böyle bir şeye düşmüş. Gemiye Cenab-ı Hak binmiş. Ona yardımcı olmuş. Rahmetini göstermiş. Hatta onu işte başka bir surede önceden 100.000 kişilik bir kitleye peygamberken ikinci görevlendirmesiyle de 200.000 daha fazlasına, daha büyük halklara peygamber olarak göndermiş. O da görevini layıkıyla yapmış. Tabii. İşte bu tarihi şeye de hani değinme noktalarıyla ilgili burada peygamberimize gördüğün zorluklar karşısında sakına sakın kaçmaya kalkma. Çok şeylerin burada başına gelecek. Burada sabredeceksin, evet. Diyor. Sabredeceksin. Hep eğitim şeysi bunlar, bu eğitim değil şeyi. Mi? Tabii ki. Ama burada sabredeceksin. Üzerinde duracağımız nokta, evet, kavram, sabır. Buradaki şey de sabır. Evet. Sabırı biz nasıl anlıyoruz? Evet. Şimdi vakit durumumuzu... Vakit durumumuz bizim 2 dakikamız kaldı da. Şimdi efendim. 2 dakikada onu şey ama ben sadece tabii. 2 dakikada Hud'a değineyim. Hud. Tabii. Şimdi kesahibül Hud tabir edilir. Hud hakikaten küçük balık demektir. Anlamı o. Yani anlamı. Öyle balina malina falan filan değil. Şeyinde değil. Bu balıklara küçük verilen balık. Şey, yani neden hud denir diyecek olursak, balıkların doyma hissi yoktur. Evet. Bak bunun tahlilleri uzun. Burada tabii. Daha sonra şey yaparım. İlmende sabit zaten. Bunu doyma hissi yoktur. Evet. Balık doyma hissi olmadığından dolayı sürekli bunalımda hepsini yiyeyim diye şey yapar. Ve onun için çok yemini, mesela herkesin akvaryumunda falan balıklara çok tabii. Yem verirseniz ne yapar? Balıklar ölür. Çatlar ölür. Tabii ki ölüyorlar. Doyma hissi olmadığından tabii. Dolayı ölür. Onun için Hud sözcüğü doyma hissinin olmayışı bunalımı ifade eder. Buradan bunalım çıkıyor. Ha, bunalımı evet. Şeysi ha, bu. Tamam. Değil mi? Açalım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bugün mal mülk perest insanlar, şehvet perest insanlar, evet. Mala mülke doymayan, paraya pula doymayan insanlar da evet. Sürekli bunalımdadır. Bunalımdalar, ha, hiç huzura kavuşamıyorlar. Onun için o bunalımdadır. Evet. Onun için Hud, bunda hani lazimiyet, mecazi, mürseliyle bunalımı temsil eder. Hmm, balık demek değil. Evet. Ve özellikle Hud koskoca bir insanı yutacak, alt karnında haftalarca, günlerce gidecek, taşıyacak falan ölecek. Varlıkta bir şey değil. Yani, evet. Bunu böyle, mantıksız bunu da tabii belirtmiş zaman. Olayım. Evet, onun için Yunus peygambere sahibi Hud denir. Evet. Sahibi Nun denir. O da ayrı bir şeyde Nun. Gelecek inşallah. Sahibi Hud. Dediğin zaman evet. Bunalım sahibi. Bunalıma düşmüş insan demek. Bu anlama geliyor. Evet. Evet, çok güzel. Onu da burada bildim. Diğer bir şey Kur'an'ın diğer şeylerinden de aynı Hud sahibi Hud'u Musa peygamberinle ilgili kıssalarda da görüyoruz. O da Hud geldiğinde. Sahibi. O da kendisine Firavun'la mücadele görevi verildiği zaman o da bu işi nasıl yapacağım diye zor geldi, o da ona zor gelir. Evet. Arayışa gider. Onu da ileride anlatırım inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim veriniz bilgiler için. Bu hafta süremiz de sona erdi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Olur, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.